Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salatu ve temmü teslim. Ala Resulillahil emin, nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tec'alul hazne izâ şiyte sehle. Allahümme vaffiqna lima tuhibuhu ve terdâh. Ve khuz bi nasiyetina bil birri ve tekvâ. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena. وَزِدْنَا عِلْمًا وَفَهْمًا وَتُقًا وَصَلَاحًا يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin bizi muvaffak kılmasıyla tefsir derslerine devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle fehmetmeyi bizlere nasip eylesin. Kitabını anlamayı, kitabından istifade etmeyi bana ve sizlere nasip eylesin. Beni ve sizleri Kur'an ehlinden kılsın. Kur'an'la amel eden, Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la vefat eden, Kur'an'la dirilen, Kur'an'ın kendisine şefaat ettiği kullarından eylesin. Allahümme amin. Kardeşler, en son geçen hafta Fatiha suresine başladık. Fatiha suresinin faziletine değindik. Fatiha suresinin bazı isimlerine değindik. Dedi ki, bazı alimler Fatiha için 22, bazıları 25, bazıları 26 isim zikretmişler. İmam Kurtubi rahimallahu teala 22 isim zikretmiş. Suyuti rahimallahu teala 26'ya kadar çıkartmış. Onların bazısının manasına değindik. Sonra Fatiha'nın faziletine, değerine değindik. Allah katında Fatiha suresinin değerine değindik. Bu hafta inşallah kardeşler, Fatiha suresinden önce namazlarda okuduğumuz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم cümlesi üzerinde duracağız. Şüphesiz ki Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı indirdikten sonra, Kur'an nazil olduktan sonra nazil olan Kur'an'da Allah Azze ve Celle şunu nazil etti. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an okuduğun vakit Allah'a sığın. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Racim olan şeytandan Allah'a sığın. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun vakit şeytandan Allah'a sığın. Dolayısıyla kardeşler, ister namaz olsun, ister namazın dışında olsun, ister surenin başı olsun, ister surenin ortası olsun, mümin Allah Azze ve Celle'nin İstiaze emrine muhatap olduğu için bunun hikmetini, manasını anlamak zorunda. Biz niye Allah'a sığınıyoruz? Allah'a sığınmamızın hikmeti nedir? Allah Azze ve Celle bunu bizden neden istemiş? Bunu öğrenmemiz gerekir. Bu hafta inşallah istiaze, Euzu billahi mineşşeytanirracim üzere konuşacağız. Bunun manası nedir? Tercümesi nedir? Bunun hakkında konulara, bahislere gireceğiz. İbn-i Cüzey rahimallahu teala Kurtuba alimlerindendir. Teshilül Ulum kitabında istiaze ile alakalı, istiaze ile alakalı, euzu billahi mineşşeytanirracim ile alakalı uzun uzadıya tafsilat yapmış ve birkaç madde zikretmiş. Ben gerek ondan, gerek İbn-i Kesir ve diğerlerinden anladığımı inşallah size mülahhas, özet bir şekilde aktaracağım. Ta ki Allah Azze ve Celle beni ve sizleri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم deyince ne söylediğini bilen, ne söylediğini anlayan, kime sığınan, kimden yani kaçınan olarak yani ne dediğimizin farkında olan kullarından eylesin. Allahümme amin. Kardeşler, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bu kelimenin tercümesi أعوذ ben sığınırım. أعوذ بالله ben Allah'a sığınırım من الشيطان الرجيم racim olan kovulmuş şeytandan ben Allah'a sığınırım. Bu kelimenin, bu cümlenin tercümesi böyledir. Ben racim olan, kovulmuş olan Allah'ın huzurundan veyahut da Allah'ın rahmetinden inşallah değineceğiz oraya. Ben kovulmuş şeytandan, racim olan şeytandan Allah'a sığınırım. Kelime anlamı bu.
أعوذ İslam alimleri dedi ki elteciu ve esteciru. Bir insan yağmur yağdığı vakit veyahut da bir bela indiği vakit sığınaklara gider ya, o beladan kurtulmak için. Eûzu demek henüz inmemiş bir beladan, o belanın şerrinden, o belanın ağırlığından alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmaktır. Eûzu billah, ben Allah'a sığınıyorum. Ben Allah'a iltica ediyorum. Ben Allah'a koşuyorum. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Racim olan şeytandan. Onun beni kandırmasından, onun beni aldatmasından, onun dinime ve dünyama zarar vermesinden, onun ibadetlerimde beni fitneye ve vesveseye sokmasından, dinim hakkında beni şüpheye sokmasından Allah'a sığınırım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kur'an okuduğumuzda bunu söyleriz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kur'an'ı anlamaya engel olan vesvesesinden ben Allah'a sığınırım. Kur'an anlamak için, anlaşılmak için okunur. Lakin şeytan sen Kur'an okurken sana vesvese verirse Kur'an'ın bilgisi sende alt üst olur. Kur'an'ın ayetlerini bertaraf edersin. Kur'an'ın ayetlerini fehmetmezsin. Fehmedersen yanlış fehmedersin. Onun için Kur'an okuduğumuzda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah'ım Kur'an'ın ayetlerini anlama, fehmetme, istifade etme noktasında şeytanın bana zarar vermesi noktasında ben şeytandan sana sığınırım. Namaz kıldığımızda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah'ım sen huşu emrediyorsun. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Müminler felaha ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu ve haşyet içindedirler. Ben namaza başlarken أعوذ بالله من الشيطان الرجيم söylüyorum. Ta ki ya Rabbi namaz kılarken aklımı başka yere çekmek, namazın rekatlarını karıştırmak, namazın huşusuna engel olmak, namaza huşu'a ve hudu'a engel olan şeytanın şerrinden sana sığınırım. Ta ki ben bu namazı güzel kılayım. Bu şekilde düşünün kardeşler. Hangi mesele olursa olsun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mümin bir kişinin itikadı ve şiarıdır. Kişi bununla kendi acziyetini, kendi noksanlığını, kendi zaafını alemlerin Rabbi olan Rabbine arz eder ve sonra alemlerin Rabbi olan Allah'ın gücünü, kuvvetini hatırlar ve onun gücüne ve kuvvetine iltica eder. Eûzu billahi mineşşeytanirracim müminlerin şiarıdır. Müminler, peygamberler, sıddıklar, muttakiler daima kendilerinin zayıf olduğuna inanmışlar ve şeytanın tehlikeli olduğunu Kur'an'dan anlamışlar. Bu mel'un olan, bu vesveseci olan şeytana karşı bize Allah'tan başka hiç kimse yardım edemez. Bu şeytan gerek iblis olsun, cin olsun, gerek insanlar olsun. Mümin bir kula, Allah'a yönelmiş bir kula, Allah'a iman etmiş bir kula, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başka hiç kimse yardım edemez. O insana yardım etmezse insan zayıftır ve zaafına kapılarak şeytanın kucağına, onun vesvesesine, onun kandırmasına, onun karıştırmasına bulaşır ve halak olur. Maazenallahu ve iyyakum. Kardeşler, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hakkında inşallah maddeleri Ru'usul Aklam, kalem başlığı şeklinde, yani başlıklar halinde besmele hakkında söylemek istediklerimizi inşallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hakkında söylemek istediklerimizi maddeler halinde zikredeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ilk olarak öğrenmek istediğimiz konu bu kelimenin sigalarıdır. Yani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hakkında kaç tane cümle peygamberden varid olmuş? Kaç cümleyle biz şeytandan Allah'a sığınabiliriz? Kardeşler,
Euzu billahi mineşşeytanirracim lafızları hakkında 4 tane rivayet var. Sağlam 4 tane rivayet var. Hangisiyle biz Allah'a sığınsak o caizdir. Ve Allah Azze ve Celle bizim sığınmamızı kabul eder. Bu kelimelerden, bu sigalardan, bu cümlelerden bazıları dedik ki rivayete dayanır. Diğer bazıları ise seleften nakledilen lafızlardır. Selef Allah'ın kitabından böyle anlamış. Sünnet budur değil. Allah Azze ve Celle demiş ki فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Şeytandan Allah'a sığın. Allah burada kişinin her durumda Allah'a sığınması gerektiğini emretmiş. Özellikle Kur'an okurken. Biz şeytandan Allah'a sığınalım. Hangi kelimeyle, hangi lafızla sığınmak gerekirse o fark etmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan kardeşler rivayet edilen lafızlar 4 tanedir. 1. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu en meşhur rivayettir. Sahabe, tabi'in, etba'u tabi'inin üzerinde bulunduğu lafız budur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Genel olarak bir kişi şeytandan Allah'a sığınmak istediği vakit bu lafzı kullanır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kur'an okunduğu vakit اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun vakit şeytandan Allah'a sığın. İkinci lafız اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Hanbeli ulemasının bazılarının tercihi budur. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler gece namazına kalktığı vakit سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك استفتح دعاءını okuduktan sonra أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ondan sonra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bu şekilde yapardı. Bu da eti ikinci lafız. Biz istediğimiz vakit أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم lafzıyla şeytandan Allah'a sığınabiliriz. Üçüncü lafız أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم يوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه ونفسه بن شيطاننا الله صغنر من همزه ونفخه ve nefsi, onun hemzinden, onun vesvesesinden, onun kandırmasından, onun aldatmasından ve nefhihi, onun şişirmesinden, beni kibirle doldurmasından, insanlardaki bütün kibir ve nefhihi, şeytanın şişirmesinden kaynaklanıyor kardeşler. İnsanın bütün kibri şeytanın pohpohlamasından, şişirmesinden. Sen böylesin, sen şöylesin, sen şöylesin, senin böyle olman lazım, senin şöyle konuşman lazım. Min hemzihi ve nefhihi, onun şişirmesinden. Nefhihi İbni Mes'ud, min kibrihi, onun kibirinden demiş. Ve nefsi ve onun üfürmesinden ve onun vesvesesinden. İnsanda ne kadar fitne varsa hepsi şeytandandır. Dördüncü rivayet kardeşler, dördüncü rivayet. أعوذ بالله السميع العليم سميع العليم var. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه من همزه ونفخه ونفسه. Bu az önce bahsettiğim ibareye ek olarak السميع العليم eklenmiş kardeşler. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları rastgele ayetlere, dualara eklenmez. Ne Allah Azze ve Celle bir yere ayetin sonuna isim ve sıfatlarını rastgele yazar, ekler, ne de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İstiaze, şeytandan Allah'a sığınırken Allah'ın iki ismi zikredilmiş. Es-Semi' El-Alim. Kardeşler, bunun hikmeti nedir? Şeytan
İnsana hangi kelimelerle vesvese veriyor? İnsan bunu işitmese de Allah bunu işitiyor. Allah semi'dir. Allah semi'dir. Euzu billahi semi'il alim. El alim, şeytanı da bilen, insanı da bilen Allah'tır. Sübhanehu ve Teala. Onun için insan duymadığı, görmediği bir düşmandan kendisini gören bir Allah'a sığınması gerekir. Onun kelimelerini işiten, onun kelimeleriyle Müslümanın başına gelen, neticeyi bilen, el-alim olan bir Allah'a sığınması gerekir. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Bu dört tane lafız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih rivayetlerle aktarılmış. Bunların hangisiyle Müslüman Allah'a sığınırsa sığınmasını biiznillah Allah azze ve celle kabul eder. Onun dışında bazı tasavvuf ehlinin zikrettiği bazı kelimeler vardır. Onlar hepsi batıldır. Euzu billahil kavî mineşşeytanil gavî. Ben kavî olan Allah'tan gavî olan şeytana sığınırım. Gavî olan şeytandan kavî olan Allah'a sığınırım. Bu ibare batıldır. Bu istiaze batıldır. Bunun sünnet olduğunu söylemek batıldır. Lakin selef alimleri, sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in, اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْعَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun vakit şeytandan Allah'a sığın. Demişler ki, sünnet olduğuna inanmadan bir insan herhangi bir lafızla Allah'a sığınabilir. Biz ayet okurken bazen ne diyoruz? اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ Ben Allah'a sığınırım. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ نَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ Fark etmez. Yani kişi sünnet olduğuna inanmadığı müddetçe hangi lafızla alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırsa sığınmasını Allah Azze ve Celle kabul eder. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İstiazenin dört tane rüknü var kardeşler. Bir, sığınan, sığınma talebinde bulunan. Euzu, mümindir. Mümin kul, sığınandır. İki, kendisine sığınılan, o da Allah'tır. Euzu billah. Üç, kendisinden dolayı sığınılan, o da şeytan aleyhi minallahi la'nedir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Dört, sığınma kelimesi, biz onu da burada az önce kardeşler ifade ettik ve izah ettik. Kardeşler, Müslüman adam daima Allah'a sığınması gerekir. Bütün hallerinde Allah'a yönelmesi gerekir. Biz özellikle Kur'an okurken Allah Azze ve Celle'ye sığınmamız gerekir. Sebep, Allah Subhanahu ve Teala dedi ki, Estaizu billah, Kur'an'ı ikra, bismi rabbikellezi halak, seni yaratan Rabbin adıyla oku. Kur'an bununla başladı. Kişinin dindeki mertebesi, dindeki yüceliği, şerefi, kadri, kıymeti kıraatindedir, okumasındadır. Lakin kıraatul mehd halis kıraat değil. Kıraa ma'at tedebbür. Düşünmeyle beraber kıraat fayda verir. Anlamayla beraber kıraat fayda verir. Efela yetedebberunel Kur'an em ala kulubin akfaluha. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yoksa onların kalbinde Kur'an'ı anlamayı engel olan kilit mi var? Alemlerin Rabbi olan Allah, Kur'an'ı düşünmeyen, onu tedebbür etmeyen kişilerin kalbini kilitli kalpler olarak aktardı. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Kur'an'ı anlamanız için, fehmetmeniz için kolay kıldık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Anlayanınız var mı? Anlayanınız var mı? İbret alanınız var mı? Kur'an bunun içindir. Kardeşler, kıraat, okuma ve anlama yan yana geldiği vakit burada kesinlikle kul Allah'ın yardımına ihtiyacı vardır. İnsan elhamdülillahi rabbil alemin tefekkür ediyor, kafası ticarette. Şeytan kafayı ticarete götürdü. Elhamdülillahi rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd nedir? Alem kimdir? Allah kimdir? Rab kimdir? Bunları düşünmez. Çarşı ve pazarı düşünür. Evi düşünür. Tarlayı düşünür. Ticareti düşünür. Şeytan insanla Kur'an'ın fehmi arasına girer. Şeytan insanla Kur'an'ın anlayışı arasına girer.
şeytan Kur'an'la insanın Kur'an'dan istifadesi arasına girer. Onun için insan kesinlikle ama kesinlikle Kur'an'a "Euzu billahi mineşşeytanirracim" ile başlamak zorunda. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim Allah'ın yeryüzünde menhecidir. Allah'ın yeryüzünde menheci nedir? Kur'an'dır. Allah annemizi ve babamızı yeryüzüne indirdi. Dedi ki ve sonra şeytanı onlarla beraber indirdi. Fe imma yetiyennekum minni huden, benden size bir hidayet gelecek. Vahiy. Fe men tebi'a hudaya, kim benim hidayetime uyarsa, fe men tebi'a hudaya, kim benim hidayetime tabi olursa, fe la yadillu ve la yeşka, sapıtmaz, bedbaht olmaz. Ve emma men a'rada an zikri, kim benim zikrimden yüz çevirirse, ve emma men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten zanka, ona dar bir hayat vardır. Ona hayatı dar ederiz diyor Allah. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma, kıyamete onu kör yaratacağız. Kardeşler, Kur'an Allah'ın menhecidir. Kullarına indirdiği bir menhecdir. Din ve dünya işlerinde kulun takip etmesi gereken bir programdır. Bir menhecdir. İnsan Allah Azze ve Celle'nin bu menhecini okurken şeytan onunla Allah'ın menheci arasına girerse menheci yanlış anlar. Menheç kaymasına girer. Menhecini bozar. Fıtratını bozar. Akidesini bozar. Fıkhını bozar. Ahlakını bozar. Kur'an'dan istifadesi biten bir adam hiçbir şekilde Kur'an'la yol bulamaz. Şu fırkaların hepsi Kur'an okuyor değil mi kardeşler? Bu mürciedir Kur'an okuyor. Bu haricidir Kur'an okuyor. Bu mu'teziledir Kur'an okuyor. Bu şiadır Kur'an okuyor. Bu mücessimedir Kur'an okuyor. Bu mu'attiledir Kur'an okuyor. Hepsi Kur'an okuyor. Çünkü onlarla Allah'ın kitabının fehmi arasına şeytan girmiş ve kitabı Allah'ın ve Resulünün istediği gibi değil, şeytanın istediği gibi anladılar ve haktan saptılar kardeşler. Onun için bizim kitap okurken Allah'a böyle sağlam bir şekilde şeytandan Allah'a sığınmamız gerekir. Kur'an okuyan kişi ister surenin başı olsun ister ortası olsun şeytandan Allah'a sığınması gerekir. فَاِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Kur'an okuduğun vakit şeytandan Allah'a sığın. Bu emir, tabi ulemanın genel görüşü bunun sünnet olmasıdır. Farz değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan şey şudur. Bazen Kur'an okuduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı kardeşler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem euzu besmele çekmedi. Hutbe-i hacede innel hamdelillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiru. Devam etti. Ya eyyühellezine amenü ittekullaha hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ayet-i kerime okudu ama şeytandan Allah'a sığınmadı. Bu gösteriyor ki şeytandan Allah'a sığınmak Kur'an'ın her daimde, her daim Kur'an okurken farz değildir. Sünnettir. Evli olan budur, güzel olan budur, mendup olan budur. En ahsen olan budur. Lakin kişi okumasa da günahkar olmaz. Allahu a'la ve alem. Kur'an okuduğun vakit اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فِاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Başka bir mesele. Allah diyor ki Kur'an okuduğun vakit, Kur'an okuduğunda اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ, Kur'an'ı okursan biterse, kelime anlamını söylüyorum ha. فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ, şeytandan Allah'a sığın. Bu ayet-i kerimenin zahiri Kur'an bittikten sonra kişinin اَعُوذُ besmele çekmesi gerekir. اَعُوذُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين bitirdik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayet-i kerime onu ifade ediyor. Kur'an okuduğun vakit şeytandan Allah'a sığın. Tabi kardeşler burada mecaz var, tafsilat var, ben oraya girmeyeceğim. Bu ayetin durumu şu ayetin durumuna benzer. Ya eyyühellezine amenu İza kumtu minas salati, namaza kalktığınız vakit فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Yani Maide suresi 6. ayette sizden biriniz namaza kalktığı vakit abdest alsın. Kardeşler, abdest namaza kalktığınız vakit mi almamız gerekir? Yani sizden biriniz namaz kılmayı niyet ettiği vakit, irade ettiği vakit önce bir abdest alsın.
Bu ayetin durumu şu ayete benzer. İza kultum fa'dilu, konuşurken, söz söylerken konuştuğunuz vakit adil olun. Yani biz konuştuktan sonra mı adil olacağız? Yoksa adalet konuşmadan önce mi olacak ki bu konuşma adalete göre olsun? Bu ayet-i kerimeler hepsi birbirine benzer ayetlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu, kıraat imamlarından İmam Hamza rahimahullahu teala bunları böyle söylemişler. Kıraat bittikten sonra demişler Euzu Besmele çekilmesi gerekir. Acip ve enteresan bir görüştür. Allahu ale ve alem. Kardeşler, diğer bir mesele, istiaze biz okuduğumuzda, Kur'an okuduğumuzda istiazeyi açıktan mı okumamız gerekir, gizli mi okumamız gerekir? İstiazede iki fıkıh var. Bir namazda, iki namazın dışında. Namazın dışında, yani Kur'an açtığımızda namazın dışında istiazeyi açıktan okumamız gerekir. Sahabe, tabi'in, etba'u tabi'inin cumhurun görüşü budur. Kıraat imamlarının Hamza ve Nafi' hariç. Onlar demişler ki gizli okunması gerekir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Gizli euzu billahi mineşşeytanirracim. Elif lam mim. Geriye kalan kıraat alsın bizim kıraat ve bütün sahabe tabi'in etba'u tabi'in Kur'an okurken namaz dışında euzu besmele'nin euzunun euzu billahi mineşşeytanirracim sesli okunması gerekir. Namaza gelince cumhurul ulema, hatta şaz bir görüş hariç İmam Şafii rahimallahu teala'dan ve Ebu Hureyre'den bir rivayet var. Namazda sesli okunması gerekir ama doğru değil. Doğru olan namazda Euzu Besmele'nin gizli okunmasıdır. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Kardeşler, diğer bir mesele, bazı alimler demiş ki biz namaza durduğumuzda Allahu Ekber, İmam Malik rahimallahu teala dedi ki namazda hiç Euzu Besmele çekilmez. Euzu çekilmez. İmam Şafii, İmam Ebu Hanife ve diğerleri en sahih olan görüş de budur. Dedi ki ilk rekatta Euzu çekilir, diğer rekatlarda çekilmez. Başkaları da dedi ki her rekatta çekilmesi gerekir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Kardeşler, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu, ben Allah'a sığınırım, Allah'a sığınacağım. İleriye dönük bir lafız var, Allah'a sığındım değil. Euzu ile istiaze ile istigathe arasında fark vardır. Akide kitaplarında geçer. İstigathe, başa gelen bir belayı, başa gelen bir musibetin kalkması için Allah'tan yardım dilemektir. Hani Bedir eshabı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabı Mekkeli müşriklerle karşı karşıya geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadıra gitmişti, ellerini açmıştı, dua etmişti. Allah azze ve celle ona icabet etmişti. Enfal suresinde İz testagithûne rabbekum festecâbe lekum. Hani siz Rabbinize istigasede bulunuyordunuz. Bu belayı üzerimizden kaldır ya Rabbi. Bize yardımınla destek ver ya Rabbi diye istigasede bulunuyordunuz. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Rabbiniz size icabet etti. بِأَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Ben sizi ardı arkası kesilmeyen 5000 melekle destekleyeceğim dedi. İstigafe inmiş, gerçekleşmiş, belanın kalkması içindir. İstiaze henüz gelmemiş, meydana gelmemiş bir bela ve musibetin gelmemesi için Allah'a sığınmaktır. Henüz Kur'an'a başlamamışız. Biz şeytandan Allah'a sığınıyoruz ta ki Kur'an okurken başımıza gelecek bir vesvese, fitne, musibet, karıştırmadan dolayı Allah'a sığınalım ki gelmesin. Namaz kılarken henüz namaza başlamamışız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ta ki namazda kafamız karışmasın, namazımız huşunun dışına çıkan bir namaz olmasın. Allah subhanehu ve teala en iyi bilendir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ben Allah'a sığınırım diye tekil gelmiş. Çünkü Allah dedi ki festeiz, sen ey peygamber tekil kullandığı için ta ki Allah'ın kitabına, kelamına uysun diye euzu'da da tekil kullanılmış. Ben Allah Azze ve Celle'ye sığınırım. Şeytandan Allah'a ben sığınırım diye tekil kavram kullanılmış. Allah'ın ismini bilendir. Euzu billah, Allah lafzı üzerine inşallah
Fatiha'da konuşacağız. Euzu billahi, ben Allah'a sığınırım, mineşşeytan, şeytandan. Kardeşler, şeytan, İslam alimleri dedi ki, şeytan kavramı Arapça bir kavramdır. Dediler ki, şatane kelimesinden türemiş. Şatane, uzak oldu. Ba'ude veyahut ubtu'ide, uzaklaştırıldı. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılan her kişiye şeytan denilir. Allah'ın rahmetinden tard ettiği, mağfiretinden tard ettiği, uzaklaştırdığı, cennetten, hayırdan, bütün hayırlardan uzaklaştırdığı her kişiye şeytan denilir. Bu itibarla insanlara da şeytan denilir. Yani onu iblis gibi olan, mel'un olan, şeytan gibi hareket eden, inşallah ayetlere değineceğiz. Allah insanlardan bazı şeytanlar olduğunu söylüyor, ona değineceğiz inşallah. Şeyatînel insi vel cin, insi ve cinni şeytanlar. Ellezî vesvesu fî sudûrin nâsi minel cinneti vel nâs, insanların göğüslerine vesvese veren şeytanlar. Kimlerdir? Minel cinneti, cinler, vel nâs ve insanlar. Veyahut da demişler ki, şeytan şata kökünden gelmiş, yanan demektir. Yanan. Şeytan, Allah Azze ve Celle onu yaktığı için, onu yaktığı, gerek yıldızla, nucumlarla onu yaktığı için, ona yıldız fırlatarak veyahut da ona ateş topu fırlatarak onu yaktığı için veyahut da onları cehennemde yaktığı için onlara yanan da denilmiş. Allahu Ala ve Alem. Kardeşler, Allah Azze ve Celle dedi ki, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ عَدُوَّا, biz her peygambere bir düşman kıldık. Her peygamberin bir düşmanı var. شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ, İnsan ve cin şeytanlardan her peygambere bir düşman kıldık. يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا, onlar birbirlerine yaldızlı sözlerle birbirlerine vahyederler, fısıldaşırlar. Dolayısıyla şeytanlar cinlerden olduğu gibi insanlardan da şeytan vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıffari'ye dedi ki, ya Ebu Zer, te'avvaz billahi min şeyatinin insi vel cin, insi ve cinni şeytanlardan Allah'a sığın. Ebu Zer dedi ki, eve şeyatin lil ins, yani minel ins, insanlardan da şeytanlar var mı? Kale ne'am, insanlardan da şeytanlar vardır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Racim olan şeytanın şerrinden biz Allah'a sığınırız. Racim, recm kökünden geliyor kardeşler. Bunun iki manası vardır. Bir, manevi recm. Allah Azze ve Celle onu recm etti. Yani mercumdur. O mel'undur. فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيم. Cennetten çık. فَاِنَّكَ رَجِيمٌ, sen recimsin. وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ, kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olsun dedi Allah subhanehu ve teala. Bu itibarla buradaki racim, lanetle taşlanmış, Allah'ın lanetiyle taşlanmış ve lanet edilmiş, mel'un anlamındadır. Her racim mel'undur. Diğeri ise kardeşler, racim, yani racm edilen taşlarla Allah Azze ve Celle yıldızlar hakkında dedi ki, وَزَيَّنَّاهُ, Allah Subhanehu ve Teala, وَجَعَلْنَاهَا رُجُمًا لِشَيَاطِينَ, yıldızlardan bahsederken kardeşler dedi ki, وَجَعَلْنَاهَا, biz yıldızları kıldık, رُجُمًا لِشَيَاطِينَ, şeytanlara recm, taş olarak, biz yıldızları şeytanlara taş kıldık. Yani ateş bir kütle, ateş bir top haline getirdik yıldızları. Kardeşler, bu itibarla da taşlanandır. Veya şeytan racimdir, racm edilen değil, racm edendir. Şeytan kimi racm ediyor kardeşler? Kendi dostlarını vesvesesiyle, kandırmasıyla, aldatmasıyla kendi düşmanlarına, kendi dostlarına saldırıyor. Kendisine ittiba edenlere vesveseyle saldırdığı için bu itibarla da recm olunan değil, recm edendir. Kendisi gibi olan dostlarını, insanları vesvesesiyle, şüphesiyle recm eden bir mel'undur. Aleyhi minallahi el-la'ne. Kardeşler, diye bir mesele,
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytan düşmandır. Şeytan düşmandır. Gerek insi olsun, gerek cinni. Şeytan düşmandır. Allah azze ve celle ondan sakındırmıştır. Allah subhanahu ve teala ondan, onun fitnesinden, onun vesvesesinden, onun şirkinden insanları, Müslümanları sakındırmış. Peygamberine ve İslam ümmetine, müminlere inne şeytane lekum adu. Şeytan sizin düşmanınızdır. Allah böyle istiyor. Böyle söylüyor. İnne şeytane lekum adu. Fettehizuhu aduva. Siz de onu düşman edinin. Mümin şeytanı düşman edinmek zorunda. Şeytanları düşman edinmek zorunda. Onları düşman bellemek zorunda. Onlarla savaş halinde olduğuna inanmak zorunda. İnne şeytane. Şeytan Allah azze ve celle sizin düşmanınızdır diyor. İnne şeytane lekum adu. Fettehizuhu aduva. Siz de onu düşman edinin diyor Allah subhanehu ve teala. İnnemâ yed'u hizbehu. Şeytan kendi grubunu, kendi avanelerini, kendi topluluğunu liyekûne min ashab-ı sa'ir, cehennem ehli olmaları için çağırır. Kendi grubunu cehenneme çağırır. Kardeşler, Allah vallahu yed'u ile daris selam. Allah selam yurduna çağırır. Allah cennete çağırır. Şeytan ise kendi dostlarını nereye çağırır? Cehennem ashabı olmaya çağırır. Onun için bizim dikkat etmemiz gerekir. Uyanık olmamız gerekir. Şeytanla bir düşmanlık halinde olduğumuzu daima aklımızda canlı tutmamız gerekir. Gerek aklımıza gelen vesveseden bunu anlamamız gerekir. Gerek dış dünyadan bunu anlamamız gerekir. Gerek çevremizden bunu anlamamız gerekir. Gerek şeytanın kendisine vahyettiği adamların bize saldırmasından bunu anlamamız gerekir. Bizim her daim şeytanın bizimle uğraş içinde, düşmanlık içinde olduğuna inanmamız ve buna karşı hazırlıklı olmamız gerekir. Bu la'in olan, bu mel'un olan şeytandan kurtuluş yoktur. Bundan kaçış olmaz. Bundan tam manasıyla kamil bir şekilde bundan kurtulmak imkansızdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, şeytan sizden birinizin içinde, sizden birinizin kanınızın damarlarda gezdiği gibi geziyor. Sizden birinizin kanının, sizden birinizin kendinizin kendisinin kanından kurtulması mümkün mü? Değil. Şeytan da damarlarınızdaki kan gibi sizin içinizde geziyor. Bu bizimle beraberdir. Allah böyle istedi. Gerek imtihan gereği, gerek hakla batılın mücadelesi böyle tahakkuk ettiği için, imanla küfür savaşı olduğu için, mümin ve fasık, facir ve kafir savaşı olduğu için Allah böyle istedi. Biz bu şeytandan tam manasıyla kurtulmamız mümkün değildir. Biz bu şeytanı göremiyoruz. Onun nasıl bir tutum ve davranış içinde olduğunu bilemiyoruz. O şeytan bizim onu görmediğimiz yöntemlerle görüyor. Dolayısıyla biz onu gören, onu izleyen, onu takip eden, halini an ve an gören alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmemiz gerekir. İbn-i Kesir rahimallahu teala Kur'an-ı Kerim'de tefsirinde Euzu billahi mineşşeytanirracim'den bahsederken acayip bir tespitte bulunuyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle meleklerini Bedir günü cin olan şeytanlarla savaşsınlar diye göndermedi. İnsan olan şeytanlarla, Ebu Cehillerle savaşsınlar diye gönderdi. Dolayısıyla diyor insan şeytan mümini öldürürse mümin şehit olur. Ama cin şeytan insanı öldürürse insan mel'un olur. Cin şeytan İnsanı öldürürse insanı nasıl öldürür onu kafir yapar. Vesvesesiyle, şüphesiyle, şekiyle onu kafir yapar. İnsan şeytanın öldürdüğü bir zatsa kalbini öldürmüşse insan da şeytan gibi mel'un olur. Ma'azenallahu ve iyyakum. Daha sonra İbn-i Kesir rahimallahu teala başka bir tespitte daha bulunuyor. Allah azze ve celle insanlara, müminlere, peygamberlere, müminlere, muttakilere şeytanların tamamıyla alakalı münasebetlerini Kur'an'da zikretmiş. İnsan olan şeytanlar, insan olan müminlerin kalbi gibi bir kalp taşıdığı için, onların aslında hayır olduğu için, rüşvetle yola geldikleri için veyahut da sen onları böyle güzel bir siyasetle kandırabileceğin için,
yumuşaklığınla, hikmetinle, sanatınla onların belasından kurtulacağın için Allah Azze ve Celle insan şeytanlara karşı üslubu farklı tutmuş. Cin şeytanlara karşı üslubu farklı tutmuş. Çünkü cin olan şeytanlar rüşvet kabul etmiyor. Hikmet kabul etmiyor. Yumuşaklık kabul etmiyor. Siyaset kabul etmiyor. Kandırma kabul etmiyor. Onlar öyle değildirler. Allah Subhanahu ve Teala kardeşler kitabında Estaizu billahi mineşşeytanirracim Huzil afve. Bakın dikkat edin. Aynı ayet. Mümin, şeytan olan insandan sakınırken ne istiyor Allah ondan? Cin olan şeytandan sakınırken Allah Müslümandan ne istiyor? Huzil afve. Af yolunu tut. Ve emur bil urf. Marufla emret. Marufu emret. Örfle emret. Güzel davran. Ve a'rid anil cahilin. Cahillerden yüz çevir. Bu insan olan şeytanlara muameledir. Bu insan olan şeytanlara yapılan muameledir. Huzil afve ve emur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Allah Azze ve Celle bunu emrettikten sonra hemen ayetin devamında ve imma yenzagannaka mineşşeytani nezgun. Şeytandan sana bir vesvese gelirse ne yap? Festaiz billah. Allah'a sığın. Senin yapacağın hiçbir şey yoktur. Senin sanatın, senin yumuşaklığın, yüz çevirme hiçbir şey ifade etmiyor. Ve imma yenzagannaka nezgun mineşşeytani festaiz billah. Allah'a sığın. Allah'a sığınman gerek. Yapacak başka hiçbir şey yok. İnnehu semi'un alim. Allah semi'un alimdir. Başka bir ayet. İdfa'i seyyi'e billeti'yi ahsen. Seyyi'yi, çirkinliği, kötülüğü, belayı, musibeti, insanlardan gelen belayı en güzel şekilde sav. En güzel şekilde. Nasıl savacaksın kardeşler? Az önce söyledik ya. Ya marufa emredersin, ya af yolunu tutarsın, ya cahillerden yüz çevirirsin. Allah Azze ve Celle nahnu a'lemu bima yasifun. Biz onların vasfettiği şeyleri biliriz. Bu insan olan şeytanlarla alakalı. Yine ayetin devamında hemen peşi sıra şeytanla alakalı duruma gelince ve kul rabbi de ki ey Rabbim a'udhu bike min hemezati şeyatin. Şeytanların vesvesesinden, kandırmasından, aldatmasından sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Bana hazır bulunmalarından sana sığınırım. Senin yapacak hiçbir şeyin yok. Yine Allah Azze ve Celle başka bir ayette. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَ. Güzellik hasene ve seyyiye eşit değildir. Güzellik ayrıdır, seyyiye ayrıdır. اِدْفَعْ بِالَّتِي اَحْسَنُ. Sen en güzeliyle ne yap? Def et. Belayı kötülükle değil, iyilikle def et. Şeytan olan insanlara karşı muamele budur. Ne yap? خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Sen af, güzellikle ne yap? Belayı ve musibeti def et. Bu şeytan olan insanlara karşı muamelemizdir. Peki cin olan bunu böyle yaptık. اِدْفَعْ بِالَّتِي اَحْسَنْ. En güzel şekilde ne yap? Sav. Ne olur? Allah Azze ve Celle dedi ki böyle yaparsan فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Seninle kendisi arasında düşmanlık bulunan kişi var ya, كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ. Sanki candan olan bir arkadaştır. Düşmandır. Sen ona iki güzel söz söylersin, onu kandırırsın. Ve ona güzel iki söz söylersin, laf yaparsın, o sana dost olur. Ama şeytan öyle değil. Güzel laftan anlamıyor, güzel sözlerden anlamıyor. Ondan kurtulma, alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmek de olur. Hemen ayetin devamında tabii sen onu böyle yaparsan o senin candan dostun olur. وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Bizim bu söylediğimize belayı güzellikle def etmek ve güzellikle def ettikten sonra düşmanın kendisine candan dost olduğu kişiler sabır ehlidirler. Sabır olan kişilerin yapacağı şeylerdir. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Büyük bir paya sahibi olan kişilerin durumudur bu. Hemen devamında وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ.
şeytandan sana bir fitne, bir vesvese, bir hile, bir oyun gelirse فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Allah'a sığın. Bütün ayetlerde böyledir kardeşler. Şeytan sanat anlamıyor. Ondan alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmak lazım. Başka ondan kurtulmak mümkün değildir. Onun için biz de Allah'a sığınacağız. Onun hilesinden, onun fitnesinden ve vesvesesinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi. Tabi bu adam kısası meşhurdur. Dedi ki Peygamber vefat ederse ben Ayşe ile evleneceğim. Maazallah. Yani cahil bir adam, bedevi bir adam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Ona güzel muamelede bulundu. Onunla iyi geçindi. Ona güzel şeyler söyledi. Sonra gittikten sonra Buhari. Bir isâkul aşir. Ne çirkin bir adam. Aşiretinin ne kötü bir adamı. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ey Allah'ın Resulü sen şöyle adama iyilikte bulundun. Şimdi böyle söylüyorsun. Ben onun fitnesinden emin olmak için bunu yaptım. Evet, şeytan olan insanların fitnesinden emin olmak için insanın güzel konuşma sanatına başvurması lazım. Güzel muameleye başvurması lazım. Hikmete ve siyasete başvurması lazım. Ama şeytan bundan alamaz. Şeytandan sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmak gerekir. Kardeşler, biz hangi şeyden Allah'a sığınacağız? Kimden Allah'a sığınacağız? Şeytandan Allah'a sığınacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Nefsimizden Allah'a sığınacağız. İnnen nefse leammâratun bisû'i illâ mâ rahime rabbi. Rabbimin rahmet ettiği nefis dışında nefis çokça kötülüğü emreder. İnnen nefse leammâratun bisû'i. Biz fitnelerden Allah'a sığınacağız. Te'avvezu billahi minel fiten ma zahara minha ve ma batan. Biz kısa ve öz olarak şöyle dua ediyoruz. Allahümme inna nesta'idu bike mimme esta'aza anhu abduke ve nebiyyuke Muhammed. Allah'ım biz peygamberin, kulun, habibin, peygamberin senden yani hangi şeyden dolayı sana sığınmışsa biz de onların tamamından sana sığınırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytandan, şeytanın şirkinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalıktan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tembellikten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibirden, her şeyden Allah'a sığınmış. Hayvandan, hayvanın şerrinden, geceden, gecenin karanlığından. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Allah'ın yarattığı bütün şeylerin şerrinden Peygamber Allah'a sığınmış sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim de böyle yapmamız lazım. Biz hastalandığımız vakit hastalığın bizi fitneye düşürmesinden Allah'a sığınırız. Zengin olduğumuz vakit zenginliğin bizi fitneye düşürmesinden Allah'a sığınırız. Fakir olduğumuz vakit fakirliğin bizi fitneye düşürmesinden Allah'a sığınırız. Her şeyden Allah'a sığınmamız gerekir. İnsan ölümünden, doğumundan ölümüne kadar kendini her şeye karşı Allah'a sığındırması gerekir. Allahu ala ve alem. Kaç dakika etti kardeş? 50 dakika. Yine uzun oldu. Dersimiz bitmedi. Biraz kalmıştı kardeşler ama burada bitirelim inşallah. Kardeşler, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vallahi Müslümanın üzerinde durması gereken önemli bir meseledir. Allah Azze ve Celle bir insanı Euzu billahi mineşşeytanirracim'in fehmine muvaffak kılmışsa Allah onu korur. İnşallah değineceğiz. Son iki madde önümüzdeki derse ona Besmele ve Fatiha'ya inşallah başlayacağız. Hem Besmele hem Fatiha'ya gireceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim kelimesine sadık olanları Allah korumuş. Delillerini Kur'an'dan zikredeceğiz inşallah. Kim bu kelimede sadıksa Allah onu korumuş. Allah'ım beni fitneden, fitnecilerden, şerden, şerlilerden koru. Allah'ım içinde bulunmuş olduğum dünyada ve dünyanın içindeki bela ve musibetlerden koru. Kişi Rabbine yönelirse Euzu billahi mineşşeytanirracimle Allah Azze ve Celle'nin ona yöneldiğini, onu koruduğunu, onu muhafaza ettiğini görecek. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri Euzu billahi mineşşeytanirracim derken bu kelimeyle ne söylediğini anlayan, fehmeden, bu kelimeyi söylerken sadık olan kullarından eylesin. Allah'a yemin olsun ki bu kelimeyi söylediği halde
şeytandan Allah'a sığınmak istemeyen insanlar vardır. Allah'a yemin olsun ki bu kelimeyi söylediği halde Allah'ım şeytandan sana sığınıyorum diyen adam şeytandan Allah'tan şeytana sığınır gibi bir hayat tarzı yaşadığını biz görüyoruz. Onun için bu kelimeyi iyi anlamak lazım, fehmetmek lazım. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kendini Allah'a sığındıran kullarından eylesin ve Allah Azze ve Celle kendisini dininde, dünyasında, akidesinde, ahlakında, edebinde koruduğu kullarından eylesin. Allahümme amin ve sallallahu ve selleme ve baraka ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah razı olsun kardeşler.